7 milyon lira aktarmış olacak. Bu 27 milyon liranın eş finansmanı da düşünülürse yaklaşık 50 ile 60 milyon arasında bölgeye kaynak aktarılmış. Daha doğrusu bölgeye yatırıma dönüştürülmüş kaynak miktarı olacak. Dolayısıyla ajansın 3 yılda uygulamış olduğu mahalle destek programı sayesinde 110 milyon liralık bir liranın yatırıma dönüştüğünü söyleyebiliriz. Avrupa Birliği projelerinden de faydalanmak noktasında ajansımızın başlamış olduğu çalışmalar sonucunda yaklaşık iki proje şu ana kadar kesinleşmiş durumda Avrupa Birliği ile ilgili projeler ile ilgili. Bu noktada toplam 32 milyon liralık bir rakam ajansımızın sayesinde, ajansımız teknik desteği sayesinde bölgeye aktarılmış bulunmakta. Her şeyden önce bölgemiz, özellikle Mardin ilimiz, kültürlerin, dillerin çok yoğun olduğu, farklı dillerin konuşulduğu, farklı kültürlerin yaşandığı bir il. Dolayısıyla Anadolu Ajansı'nın da 5 dilde yayın yapıyor olması aslında yapılan faaliyetlerin, biz kendi açımızdan yaptığımız faaliyetlerin bölge insanına çok daha net bir şekilde ulaştırabileceğimizi, aktarabileceğimizi, dolayısıyla yapılan faaliyetlerin insanlara ulaşması noktasında bunun önemli bir gelişim olduğunu değerlendiriyorum. Bölgemiz özellikle Mardin ve Şırnak, Kuzey Irak'a ve Orta Doğu'ya açılan kapılarla müteşekkil. Biz bunun ajans olarak bir katma değer yaratabilecek bir potansiyel olarak görüyoruz. Aslında bölgede ajansımız hibe dağıtan bir kurum olarak görülüyor. Evet, ajansların ana faaliyetlerinden biri olmakla birlikte biz ajansın hibe dağıtma görevinin önemli olduğuna inanmakla birlikte aslında ajansın tek görevinin bu olduğuna inanmıyoruz. Bu bölge nasıl daha hızlı bir şekilde kalkınabilir? Bununla ilgili biraz önce söylediğim gibi bölgesel araştırmalar ve bölge planları da yapmaktayız. Yaklaşık bu 3 yıl içerisinde 700'e aşkın iş adamıyla görüşülmüş, iş adamların sorunları ile ilgilenilmiş ve onlara yapılmaları gereken işler ile ilgili ön fizibilite değerlendirmeleri sunulmuştur.